tane dön ya abi şimdi. Şimdi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'e öncelikle bu konuya destek olduğu için teşekkür ederiz. Bu memleketimizin bir kültürü, var olan yıllardan beri, yani bizim olmadığımız dönemlerden beri gelen bir lezzet, gelen bir tat, isabetli bir karar olmuş. Bunun için de Türk Patent ve Endüstri Kurumu'na teşekkür ediyoruz. Bu düşüncelerinden dolayı, bu bizim değerimiz olduğu için tam hak yerini bulmuş. Şimdi sevdirmeye çalışıyoruz. Yerli turistlerimiz, yabancı turistlerden bile talep var nohut dürümüne. Tatmadığı bir tat, lezzet. İlk duyduğunda belki hani işte nohudun dürümü mü olur falan gibisine bu tür konuşmalar olabilir ama tadına baktığında o şuna gidiyor, gerçekten tercih ediyor. İnanın biz geçen yıl gördüğümüz Gaziantep'imizi ziyarete gelen turistleri bu yıl gördüğümüzde de yani bize seviniyoruz tabii bizi tercih ettikleri için. Yani bizim yanımız sıra işte baklava, kebap, işte tarihi yerlerimiz, müzelerimiz gezmeye geldiğinde bu lezzeti de unutmuyorlar. Nohut dürümü kesinlikle nohut dürümünü unutmuyorlar. Artık bir geleneksel bir yemek oldu bizim Gaziantep'imizin. Nohut dürümü bizim civar köyden, şehrimizin civar köylerinden toplanan nohutlar işte bizle buluşuyor. Biz bunları bir gün önceden ısıyoruz. Ondan sonra bir gün sonra ayıtlıyoruz, temizliyoruz. Kazanlara vuruyoruz. İşte tercihe göre acılı acısız yapıyoruz. Bu şekilde hazırlanışı, sunumu aslında ismi kadar çok kolay değil. Yani meşakkatli, zahmetli bir iş. Nohudun yani bu seviyeye gelmesi en az bir 5-6 kişinin elinden geçip geliyor. Bizi buraya getiren bir neden var mı? Var diyorlar mesela. Ne diyoruz? Nohuttur mu diyor mesela. Tabi bu da bizi gururlandırıyor.